Evet, 3 siyasi parti bugünkü çalışmamız gerçekten verimli bir çalışma oldu. 4,5 saate yakın bir çalışma sürdürdük. Yargı bölümünü öncelikle ele alma kararı verdik ve bu çerçevede yargıyı anayasanın sistematiğine uygun olarak, şu andaki yürürlükteki anayasanın sistematiğine uygun olarak görüşmeye başladık. 138. maddeden 160. maddeye kadar 23 maddede düzenleniyor şu anda anayasada yargı bölümü. 138. maddeden başladık. Orada özellikle Yargıtay, Danıştay ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hariç diğer konuların hepsini taradık. Bu konuda çok ciddi, önemli görüş alışverişlerimiz oldu. Yol alabileceğimiz konusunda iyi bir umut, güçlü bir umut şekillendi. Yarın da devam edeceğiz çalışmamıza. Yarın HSYK, Yargıtay ve Danıştay ile ilgili noktaları da görüşeceğiz. Verimli bir çalışma oluyor. Burada her zaman söyledik, yargının bağımsız ve tarafsızlığı ekseni üzerinde yürütüyoruz çalışmayı da. Bu çalışma tabii bu hafta içerisinde, hafta sonuna kadar aynı şekilde yoğun bir şekilde yürüyecek. 23 madde toplam anayasada yargıyla ilgili düzenleme. Bu 23 maddenin işte büyük bir bölümünü bugünkü çalışmamızda gözden geçirdik. Umut verici, güzel bir çalışma. Yani uzlaştığımız noktalar var. Tabii ki doğal olarak görüş ayrılığımız olan noktalar var. Bunları paylaşmayı şu anda doğru ve uygun görmüyoruz. Çünkü siyasi partilerimizin yetkili kurullarında da görüşülecek. Orada bir beyin fırtınası oluyor. Şu nasıl olur, bu nasıl olur diye görüşüyoruz. Bazen oraya otururken, aklımızdakiyle orada otururken konuştuğumuzda geldiğimiz nokta farklı oluyor. Bunların hepsi değerlendirilmesi gereken şeyler. Ama şunu büyük bir memnuniyetle ifade edebiliriz ki uzlaşmayı teşvik eden bir güzel çalışma var. Evet. Teşekkürler.